şimdi ne olacak? Acele etmem lazım. Şimdi gitmesem gazeteciler yapacak. Aceleyle bitiririm lan programı. Haberlerin sonuna geldik. Birazdan Ütopya Kulüsü programı ile sizlerle beraberiz. Programımızın konuğu Ütopya Belediye Başkanı. Biraz rahat giyindik ama. Başkanım siz bu şehir için neler yaptınız? Rahat giyinmek aklınız. Olur olur, her şey olur inşallah zamanla. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Buyurun. Nasılsınız? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Birazdan canlı yayına geçeceğiz. Evet, biraz acele mi etsek acaba? Ama canlı yayın olduğu için pek acele davranmıyoruz. Anladım, tamam, neyse soru yok. Çay, kahve, kola ne alırsınız? Yok yok, direkt yayına gelin. Kuruluk yapıyor biliyor musun? Boğazım kuruyor, olmuyor. Öncelikle canlı yayın akışından bahsedeyim size, programı detaylandıralım. Hı hı. Yeni Ütopya'nın mimarı. Savaştan öyle bir çıktı ki Ütopya, başkanla farklı bir anıldı Ütopya. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Beni bu programa davet ettiğiniz için tabii ki. Evet. Başkanım, Ütopya sizinle beraber bir yükselişe geçti. Sizinle beraber bir şahlanışa geçti. Bunun sebebini biz neye borçluyuz? Nasıl bir politikanız var? Şimdi biliyorsunuz ki şehir yıkılmıştı. Biz bakmayanlarla birlikte masaya yatırdık tüm projeleri. Dedim ki önce saçımı sarıya boyayım. Sarıya boyadım. Başladık işlere. Hepsi bu. Peki başkanım, Ütopya'nın mali durumu nasıl? Ütopya'nın mali durumu hani şöyle düşünün. Sizin mali durumunuz nasıl? Çok iyi başkanım. O zaman çok iyi. Herkesin beklediği de bu zaten. Herkesin cebine para girmez. Peki başkanım, Ütopya için yapılacak projeler var mı? Tabii var. Şimdi dediğim gibi önce ben saçı sarıya boyayınca dedim ki hani ne yapalım? Bina dikelim. Binayı diktik. Binayı dikince de işte her şey yavaş yavaş olmaya başladı. Üretim arttı. İşçi çoğaldı. Böylelikle yıkılan tüm şehir baştan kuruldu. Hem istihdam sağlamış oldunuz, hem tabii yeni binalar dikmiş oldunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tebrik ediyorum. Almış olduğum notlarda 18 Tower diye bir projeniz varmış. Hı hı. Evet var. Öyle bir projemiz var. Peki bu projenin yapımı nasıl olacak? Şimdi bu projenin yapımı nasıl olacak? Şimdi biz bunu bakmayanlarla birlikte masaya yatıracağız. Diyeceğiz ki yapalım mı yapmayalım mı? Yapacağız. Olacak. Hepsi bu. Peki başkanım, halk sizi çok seviyor. Ütopya halkı size adeta bağlanmış durumda. Ve kendilerine bir vefa borcu hissediyorlar. Hı hı. Halk sizi neden seviyor ve bu sevgiyi neye borçlusunuz? Şimdi diyelim ki sizin eviniz yıkılmış. Ben gelip diyorum ki evini baştan yapacağım. Ne oldu? Beni seversin. Seviyorsunuz değil mi? Başkanım peki olur da aksi olursa? Aksi niye olsun? Halk sizi hala sever mi? Olmaz. Tabii ki sever. Yani halk. Sonuçta ben yıkılmış şehrin tekrar ayakta kalmasını sağladım. Peki başkanım, ülkede tarım ne durumda? 10 numara. Hiç çilek yediniz mi? Ütopya çileği mi? Hı hı. Yetişiyor mu? Yiyemezsiniz. Çünkü mantıken mevsimi değil. Mevsimden mevsime gelen sebzeler ne demektir abi? Bu tarımda önde olduğumuzun göstergesi. Biz sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz. O yüzden de şu an tarımda 10 numara. Peki Ütopya'nın çok büyük bir yeraltı kaynakları olduğu söyleniyor. Yeraltı kaynakları ile ilgili çalışmalarınız var mı? Tabii. Şimdi bakmayanlarla birlikte yani bakmayanlarla birlikte diyoruz ki bu konuya işte yer altında nasıl yardımda bulunabiliriz? İşte bunun mühendisi olsun, yapılacak aşamadaki mimarlar olsun buna destek çıkıyor. Birkaç projemiz var. Yakın zamanda onu da duyuyoruz. Mis gibi olur.
Ütopya için prestij bir hayaliniz var mı? Ütopya için prestij bir hayal. Ütopya şey, program için. Program için de çabuk bitsin diye uğraşıyorum. Ha. Hayır başkanım, Güzide memleketimiz şehir olarak. Şimdi memleket için zaten olağan şeylerin dışında yapmaya çalıştığımız durum bu memleketi şahlandırmak. Nasıl şahlandıracağız? İşte acele ederek her işi yapacağız. Koşturacağız. Acele işe şeytan karışır başkanım. Ya, Ütopya'da şeytan diye bir şey yok. Başkanım çok hızlı cevap verdiniz ve elimizdeki sorular da tükendi. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok yok. Şimdilik eklemek istediğim hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Yalnız bir şey soracağım. Bazı yerleri kesebiliyor muyuz? Başkanım şu an canlı yayındayız. Kapanışı yaparsak. Tamam. Değerli izleyenler, Ütopya Kulesi programı burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Ütopya Belediye Başkanımızdı. Ütopya'nın değerlerini, Ütopya gündemini konuştuk. Herkese iyi günler diliyoruz. Yayınlar. Başkan teşekkür ediyoruz. Detaylandırılır. Danışman gelir halleder beni. Sen merak etme. Şunu vermesen. Mikrofonu alırsak başkan. Lan oğlum fatura geliyor mu zaten? Ne kadar ki bu? Her ay gelip fatura kesiyorum bedava. Alırsak iyi olur başkanım. Şöyle. Al bu oğlum. Al.